Arkadaşlar integralin 20. testiyle devam ediyorum. Birinci soruda integralin sonucunu istemiş arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz gibi basit kesirlere ayırma var arkadaşlar. Paydası çarpanlarına ayrıldığı için. O halde burayı nasıl yazıyorduk arkadaşlar? A bölü x artı b bölü x eksi 3 şeklinde. Ve burada arkadaşlar çarptığımızda ne gelecek? A x eksi 3 a geldi. Artı b x ifadesi geldi. Ve buradaki arkadaşlar dediğimiz gibi yine pay kısmına karşı tarafa eşit. Paydalar da zaten birbirine eşit olacağı için paydaları hiç yazmıyorduk. Ve nedir arkadaşlar? X'lerin katsayılarına baktığımızda a artı b ifadesi karşı tarafta hiç x olmadığı için 0. Sabitlerin de arkadaşlar toplamının eksi 3a var sadece. Eksi 3a'nın 3 olduğunu bulduk. Buradan da arkadaşlar a'sı eksi 1 gelir. A eksi 1 ise b'si 1. O halde çarpanlarını ayırdığımızda eksi 1 bölü x artı 1 bölü x eksi 3 şeklinde gelecektir. Burası o zaman nedir arkadaşlar? Eksi ln x artı ln x eksi 3 artı c şeklinde. O da arkadaşlar hangi şıkta var? B şıkkında. Evet, ikinci soruda arkadaşlar bize u eşittir tanjant x dönüşümü yapın demiş. Öncelikle bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Buradaki kosinüs 2x için 1'i götürecek şekilde arkadaşlar şöyle bir şey yazabiliriz. 1 eksi 2 sin kare x yarım açı dönüşümü yazabiliriz arkadaşlar formülünü. Buradaki birler gidecektir eksiyle çarptığımızda ve burası artıya dönüşecek. O halde integralimiz aslında şu hale döndü. 1 bölü 2 çarpı sin kare x dx şeklinde arkadaşlar. Şimdi bu ifadeleri bize tanjant x'e u vermiş arkadaşlar. Bu ifadenin tamamını gördüğünüz gibi integral u'lu bir integrale çevirmek için şu üçgeni kullanalım arkadaşlar. Tanjant x dönüşümü için burada tanjant x u'ya eşitse yani karşı bölü komşu u ve 1'i yazdık. O halde hipotenüs nedir arkadaşlar? 1 artı u karenin karekök gelecektir. Burada ifademize yazarsak arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı sin kare x vermiş. Sinüs x için ne yazarız arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. O halde karesi olduğuna göre nedir arkadaşlar? U kare bölü 1 artı u karenin karekökü olduğu için karesi de geldi. Karekök gitti. O halde 1 artı u kare geldi burası. Ve devamında arkadaşlar dx var. Dx için de arkadaşlar o halde ne yazmamız lazım? Bizim dx elde etmemiz için bu dönüşümün türevini alalım arkadaşlar. U'nun türevini aldım. Diferansiyelini almamız lazım. U'nun diferansiyelini aldım. du. Tanjant x için de şunu yazalım arkadaşlar. 1 bölü cos kare x dx şeklinde diferansiyel alalım. O halde buradaki artık dx yerine de bizim ne yazmamız lazım arkadaşlar? Cos kare x çarpı du eşittir dx'e. du yazarız ama cos kare x yerine de arkadaşlar u cinsinden bir şeyler yazmamız lazım. Cos x dediğimiz ifade zaten nedir? 1 bölü 1 artı u karenin kare kökü. Burada da bir kare olduğu için arkadaşlar şöyle gelecek o zaman. 1 artı u kare şeklinde çarpı arkadaşlar du. Ve buradaki 1 artı u kare arkadaşlar pay kısmına geçecektir. Ters dönecek. O halde buradaki 1 artı u kare ile 1 artı u kare gidecek arkadaşlar. Bu ifade sadece ne kalacaktır? 1 bölü 2 u kare du şeklinde. Sınırlarımıza da bakalım arkadaşlar. Tanjant x yerine x gördüğümüz yere pi bölü 4 yazarsak 1 gelecektir üst sınırımız. Alt sınırımız da 0 gelecektir. O halde buradan da cevabımız B şıkkı gelir arkadaşlar. Üçüncü soruda arkadaşlar mutlak değerli ifadenin integralini istemiş. Öncelikle mutlak değerin arkadaşlar kökünü bulmamız lazım. İçerisinde sıfır yapan değere göre burada sınırları parçalayacağız. O halde sinüs 2x'e sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? X yerine eğer pi bölü 2 yazarsak içerisi pi olacaktır. Sinüs pi de zaten sıfır olacaktır. O halde pi bölü 2 şeklinde parçalayacağız. Yani sıfırla sıfırdan pi bölü 2'ye. Bu ifade gelecektir. Artı pi bölü 2'den 0'a. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Sinüs 2x dediğimiz ifadeyi mutlak içerisinde şöyle yazalım yine. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde yazalım. İçerisinde neler olduğunu da görmüş olalım. Artı pi bölü 2'den arkadaşlar pi'ye gideceğim. Yine aynı şekilde mutlak içinde 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Şimdi bakalım bunlar dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar. Tabi dx'lerimiz de var. Sinüs x arkadaşlar 0 ile pi bölü 2 arasında pozitif. Kosinüs x de pozitif olduğu için burası olduğu gibi çıkar. Sinüs x'e bakıyorum. Sinüs x ikinci bölgede yine pozitif ama kosinüs x arkadaşlar negatiftir. O halde burası eksiyle çarparak çıkacaktır. Buradan demek ki artı ile çarptığımızı artık incelediğimize göre arkadaşlar sinüs 2x şeklinde yazmak daha mantıklı. Çünkü sinüs 2x'in integralini almak daha kolay. Ve bunun arkadaşlar olduğu gibi çıkacağını biliyoruz. Burası sinüs 2x ama eksiyle çarpılarak çıkacağı için burası eksi sinüs 2x şeklinde çıkacaktır. Ve bu ifadelerin artık integralini alacak olsak arkadaşlar sinüs 2x'in integrali nedir? Eksi kosinüs 2x bölü 2'dir. Sınırlarımız da 0 ile pi bölü 2. Burası da eksi sinüs 2x'i zaten arkadaşlar. Burasının integralini aldığında eksi gelecek tekrar. O halde artı geldi. Kosinüs 2x bölü 2. Sınırlarımız arkadaşlar pi bölü 2 ve pi geldi.
Sınırlarımızı yerine yazalım arkadaşlar. Burada eksi parantezini alalım öncelikle. Kosinüs 2x'te x yerine pi bölü 2 yazarsak arkadaşlar kosinüs pi eksi 1'dir. O halde eksi 1 bölü 2 geldi. Eksi dedim tekrar. X yerine 0 yazdığımda da artı 1 bölü 2 gelecektir o halde. Arada artı var. Burada kosinüs pi yazdığımızda kosinüs 0 geldi. O halde 0'dan 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Eksi. Pi bölü 2 yerine yazdığımızda pi bölü 2'den burası eksi 1 gelecektir. Eksi 1 bölü 2. Arada da arkadaşlar bir eksi geleceği için sınırları birbirinden çıkartırken burası o halde 1 bölü 2'ye dönüşecektir. Burası eksi 1. Bir de eksisi var arkadaşlar. Artı 1. Aynı şekilde burası da artı 1 olduğu için buradan cevabımız 2 gelir arkadaşlar. Evet, dördüncü soruda arkadaşlar. F gerçel sayılar kümesi üzerine türevlenebilir bir fonksiyondur demiş. Bize iki integral vermiş arkadaşlar ve dikkat ederseniz ki sınırları aynı. O halde bu sınırlar aynı olduğu için arkadaşlar integralleri biz toplayabiliriz. Ortak sınırlarda olduğu için direkt bu ifadeleri toplayalım. Yani x çarpı f türev x artı fx ifadesinin arkadaşlar integral şeklinde ve bu ifadenin de sonucu 8 olduğu halde. Şimdi buna dikkat ederseniz daha önceki sorularımızda da vardı arkadaşlar. Burası çarpım türevinin ifadesi aslında arkadaşlar. Nedir o da? Fx çarpı x'in türevi olma ihtimali yüksek diyorum. Ben kontrol edelim. Ne diyoruz arkadaşlar? Çarpım türevinde birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevinden bir geldi çarpı birinci. O halde dediğim gibi burası hakikaten de çarpım türevi geldi. Ve türevin integralini aldığımız zaman içerisi sadece neye dönüşecektir arkadaşlar? Fx çarpı x'e dönüşecektir. Sadece yapmamız gereken o halde sınırları yerine yazmak ve bu ifadenin sonucunu 8'e eşitlemek arkadaşlar. O halde nedir? X yerine 2 yazdığımızda burası neye çıkacaktır arkadaşlar? F2 çarpı 2 eksi F0 çarpı 0'dan zaten burası gitti. Bu ifadenin sonucu 8'miş arkadaşlar. Bizden zaten F2 istiyor. Yani 2 tane F2 değeri 8'e eşitse arkadaşlar F2 değerimiz 4 gelecektir. 5. sorumuzda arkadaşlar. Fx artı Fx toplamı 0 vermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki ifadeyi arkadaşlar F eksi X eşittir. Eksi Fx şeklinde düzenlersek buradan ne anlarız arkadaşlar? Fx fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu çıkartırız. O halde arkadaşlar verilen integrali de parçalayarak yazalım. Yani eksi 3 ile 3 arasında fx dx artı eksi 3 ile 3 arasında arkadaşlar 3 dx şeklinde yazarsak biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Fx fonksiyonu tek fonksiyonsa verilen sınırlar da simetrikse bu şekilde o halde bu ifadenin sonucu 0'dır. Ama diğerine bakıyoruz arkadaşlar 3 gelmiş. 3 çarpı x üzeri 0 var burada. O halde burası çift fonksiyon. Çift fonksiyonsa biz bunu arkadaşlar normal integralini alıyorduk. Hatta şöyle de düzenleyebiliyorduk. 0 ile 3 arasında çarpı 2 şeklinde 3 dx. O halde 3'ün integralini alırsak arkadaşlar 3x gelecek. Sınırlarımızda 3 ve 0 yerine yazacağım. Buradan 9 eksi 0'dan 9 gelecektir. Ve çarpı 2'miz var arkadaşlar. O halde 2 çarpı 9'dan da cevabımız 18 gelir. Evet, 6. soruda arkadaşlar. Bize fx fonksiyonunun grafiğini vermiş ama öncelikle bizim bu integrali düzenlememiz lazım. Burada şöyle değişken değiştirelim arkadaşlar. Fx fonksiyonu eğer u dersek bir f türev x fonksiyonu elde edeceğiz. Şuradakini arkadaşlar. Çarpı dx eşittir du. O halde fx yerine u dersek burası u kare çarpı arkadaşlar bu ifadeye de du dedim. Ve u karenin integralini aldım arkadaşlar u küp bölü 3 gelecektir. U gördüğüm yerde arkadaşlar fx yazıyorum. O halde f'in 3. kuvveti bölü 3. Sınırlarımız nedir arkadaşlar? 4 ve 0. O halde şöyle diyelim. Bölü 3 eksi f'in 3. kuvvetinin 0 noktasında bölü 3 geldi burada da. O halde f 4'e bakmam gerekiyor. F4 nedir arkadaşlar? 0'dır. F0 nedir? 3'tür arkadaşlar. O halde bilgileri yerine yazalım. Burası 0 gelmişti. Eksi. F0 değerimize 3 gelmişti. 3'ün 3. kuvvetinden 27 bölü 3'ten arkadaşlar. Cevabımız eksi 9 gelecektir. Evet, 7. soruda arkadaşlar. Yine bize bir fx fonksiyon grafiğini vermiş. Teğetini vermiş. Ama bizim yine ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burayı düzenlememiz lazım. Şimdi şöyle desek. Bu ifadeyi arkadaşlar tek tek çarparsak ve integral ayırırsak arkadaşlar 1 ile 3 sınırları içerisinde 1 ile f türev x'i çarptım. Dx oldu artı yine 1 ile 3 arasında f'in ikinci türevi x çarpı f türev x dx geldi arkadaşlar. Bu şekilde integrallerini alalım. F türev x'in zaten integralini alırsak arkadaşlar kendisine dönüşecektir. O halde fx gelecek. Sınırlarımız da 3 ve 1. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada da değişken değişimi yapacağız. Yani ne diyebiliriz? F'in ikinci türevini elde edebilmem için f türev x'i u dersem eğer f'in ikinci türevi dx eşittir du gelecektir. İkinci türevi yerine birinci türevi yerine u yazdım. F'in ikinci türevi çarpı dx yerine de du yazdım. Burası nedir arkadaşlar? U kare bölü 2. U yerine de f türevi x yazıyorum.
Yani f türev x'in karesi bölü 2, sınırlarımıza yine 3 ve 1 arkadaşlar. O halde burada baktığımızda f3 eksi f1'imiz var. Artı diyeceğiz. Burada da nedir arkadaşlar? F türev 3'ün karesi bölü 2 eksi f türev 1'in karesi bölü 2 geldi arkadaşlar. Bu değerlere bakalım. F3 değerimiz nedir? Öncelikle ona bakalım arkadaşlar. F3 değerimiz gördüğünüz gibi 3'e 8 noktası olduğu için F3 değerimiz 8. F1 değerimiz arkadaşlar eksi 2. O halde ilk kısım 10 geldi. İkinci kısma bakalım arkadaşlar. F türev 3. Şimdi 3 noktasındaki teğeti bulmam lazım. Benim zaten bana bir eğim vermiş. 3 noktasındaki arkadaşlar değerlere bakacak olursam. Burası 3 o zaman. Y'sinde arkadaşlar 8 verdiğine göre bu uzunluk 8. Burası ne gider arkadaşlar? 2'dir. Bu teğetin eğimi nedir arkadaşlar? Baktığımızda 8 bölü 2 ama negatif tarafa doğru yatık olduğu için buradaki eğim eksi 4'tür. O halde f türev 3 değerimiz eksi 4. Eksi 4'ün karesinden 16 bölü 2 eksi f türev 1 lazım. 1 noktasındaki türev de arkadaşlar buradaki eğim 0 olduğu için zaten bu ifade direkt 0 gelecektir. O halde 16 bölü 2 geldi sadece. Yani nedir arkadaşlar? Burası da 8 geldi. İlk kısmında 10 bulmuştuk. O halde cevabımız 18 arkadaşlar. 8. sorumuzda arkadaşlar bize bir fx grafiği vermiş. A1'in alanının 10, A2'nin alanının 7 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Ve buradaki arkadaşlar integrali istiyor. Şimdi bizim öncelikle bu integrali bulmamız lazım. Şimdi burada değişken değiştirme yapmaya kalktığımda arkadaşlar bir şey elde edemiyorum. O yüzden kısmi integral yapabilirim diyorum. Kısmi integral için arkadaşlar şöyle diyelim. X ifadesine u desem arkadaşlar. Diferansiyelini aldığımda dx eşittir du geldi. Ve geri kalanları da arkadaşlar f türev x dx'e de dv dediğim zaman burada da ne gelecektir integralini aldığımda? Fx eşittir v gelecektir. Kısmi integralde neydi arkadaşlar? U çarpı v yani x çarpı fx eksi v çarpı du diyorduk arkadaşlar. Sınırlarımızda buradaki zaten integrali aldığımız için arkadaşlar burada direkt sınırlarını artık belirli integralin sınırlarını yazacağım. Yani eksi 4'e 5. Buradaki integralde de yine aynı şekilde eksi 4'e 5 arkadaşlar. Şimdi bu kısma baktığımızda nedir? 5 çarpı f5 eksi x yerine eksi 4 yazdım. Eksi 4 çarpı f eksi 4 geldi. Bu kısmın arkadaşlar arada da eksimiz var. Bu kısmı bulacağım. Öncelikle bir de burasına bakalım arkadaşlar. Burası nedir? Eksi 4 ile 5 arasındaki arkadaşlar fx dx. Yani bu eksi 4 ile 5 arasında fx dx dediği ifade zaten bize fx'in grafiğini verdiği için x ile bu eğrinin x ekseni ile arasında kalan alandır. Yani nedir o da arkadaşlar? A1 ve A2. A1 x eksenin üst tarafında kaldığı için onu artı alırız. Yani 10. A2 de x eksenin alt tarafında kaldığı için onu eksi alırız arkadaşlar. Eksi 7'den buradan cevap 3 gelecektir. O halde bu kısım 3. Biz burasını bulalım arkadaşlar öncelikle. 5 çarpı f5'in değeri nedir arkadaşlar? Grafikte zaten belli. 3 eksi. Buradan eksi eksiden artı 4 geldi. F eksi 4'ün cevabı da eksi 2. 15 eksi 8'den de cevabımız buradan 7 gelir. O halde arkadaşlar bu kısımda 7 ise 7 eksi 3'ten de cevabımız 4 gelecektir. Evet 8. soruda bize fx fonksiyonun türevinin grafiğini vermiş arkadaşlar. O halde fx, f türev x'in bir doğru olduğuna göre arkadaşlar bunun direkt denklemini bulabiliriz. Eğimine bakalım öncelikle. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar alfası bu tarafta aynı şekilde yönde, ters yönünde arkadaşlar. Burası ne eşittir? Buradaki eğimi bulacak olsak nedir arkadaşlar? 2 bölü 1. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar nedir? Pozitif tarafa doğru yatık olduğu için artıdır. O halde eğimimiz arkadaşlar 2 gelecek. Eğim 2 ise direkt f türev x'in kat sayısından nedir arkadaşlar? Normalde mx artı n alırız. M'nin de zaten 2 olduğunu bulduk. O halde 2x artı nedir arkadaşlar? X gördüğümüz yere 0 yazarsak direkt n'nin olduğu değeri buluruz. O halde direkt fonksiyonda nedir? F türev x değerimiz 2x eksi 2'ymiş. Bize fonksiyonun kendisi lazım arkadaşlar. O halde burada integral alacağım. İntegral aldığımda artık fx'e ulaşırım. X kare eksi 2x artı c şeklinde gelir. Ve x gördüğüm yere 1 yazma cevabım 5 çıkıyormuş. 1 eksi 2 artı c eşittir 5 ise buradan c değerimiz 6 gelir. Fonksiyonu tekrar düzenliyorum. Artı 6 geldi. Bizden f3 değerini istiyor arkadaşlar. 9 eksi 6 artı 6 geldi o halde. Buradan da cevabımız 9'dur arkadaşlar. Evet 10. soruda. Şimdi arkadaşlar şurada fonksiyonun içerisinde x kare artı 2 var. Öncelikle buraya değişken değiştirme yaparak düzenlemem gerekiyor. Burası 2x o halde diferansiyelini aldım. 2x dx eşittir du geldi. Düzenlediğim zaman içerisi artık fu oldu. X dx yerine de du bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2'yi de başa aldım. Sınırlarımızı yazalım arkadaşlar. X yerine 5 yazdığımızda buradan ne gelecektir? 27. X yerine 1 yazdığımızda da 3 gelecektir. O halde arkadaşlar bu ifadenin de bize sonucunun 15 olduğunu söylemiş. Yani 3 ile 27 sınırları arasında
FUDU. Biz fx dx istediğine göre daha önce bunu fark etmeyeceğini söylemiştik. U'yu gördüğüm yere ben direkt x yazabilirim. Sonuçta hiçbir şey değişmiyor. Bir değer katsa hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Fx dx şeklinde yazdım. 2 ile de 15 çarptığımda bu ifadenin arkadaşlar 30 olduğunu bulurum. Evet, 11. soruda arkadaşlar bize bir integral ifadesi vermiş, fx'i istiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki fx'in integralinden kurtulmak için bu ifadenin her iki tarafında bir türevini alıp bakalım neler geliyor. Fx çarpı kosinüs x geldi bu tarafta, diğer tarafta da arkadaşlar ayrı ayrı integrallerini alacağım. Burada bir çarpım türevi var, dikkat ederseniz ki. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci kosinüs x'in türevinden de sinüs x geldi. Zaten c'nin türevi de 0. Şimdi burada fx çarpı kosinüs x, fx çarpı kosinüs x'ler eşit olduğu için burası gitti arkadaşlar. O halde elimde sadece ne geldi? F türevi x çarpı sinüs x eksi sinüs x. Burada da sinüs x parantezini alırsam f türevi x eksi 1 eşittir 0 geldi arkadaşlar. Bu ifade o zaman ya sinüs x 0'dır ya da burası 0'dır, biliyorsunuz ki. Bu ifadenin 0 olduğunu düşünürsek o halde f türevi x ifadesi 1'e eşit gelir. Fx'i bulmak için integralini alıyorum. O halde fx ifadesi de buradan x artı c gelecektir arkadaşlar. Bize de zaten integral fx'i sormuş. O halde cevabımız c'dir. Evet, 12. soruda ifadesinin integralini alabilmem için arkadaşlar bu kökten kurtaralım arkadaşlar bunu. Kosinüs 2x'i 1'den kurtulabilmem için 2 kos kare 2x eksi 1 yarım açı formülünü kullanalım. Ve buradaki 1 ile eksi 1 gidecektir arkadaşlar. İfadenin de kök içerisinde olmasını söylüyor. O halde düzenlediğimizde kök 2 çarpı kos kare x de arkadaşlar kök dışına mutlak kosinüs x olarak çıkar. Çarpı dx. Bakıyoruz arkadaşlar kosinüs mutlak içerisindeki kosinüs x ifadesi pi ile, yani 3pi bölü 2 arasında, yani 3. bölgede arkadaşlar negatiftir. O halde şöyle çıkacaktır. Kök 2 eksi kök 2 olarak geldi burası. Burası eksi kosinüs x olarak çıkacağı için eksi geldi başına. Kosinüs x dx sınırlarımızda arkadaşlar pi ve 3pi bölü 2 verilmiş. O halde kosinüs x'in integralini aldığımızda arkadaşlar sinüs x gelir. Sınırlarımızda yazalım tekrar. 3pi bölü 2 ve pi. Sinüs 270 nedir arkadaşlar? Eksi 1. Eksi sinüs pi değerimiz zaten 0. O halde buradan eksi 1 gelecektir. Başta da bir eksi kök 2'miz var arkadaşlar. Buradan da cevabımız artı kök 2 gelecektir. Evet, 13. sorumuzda arkadaşlar bize y eşittir x küp ve y eşittir 10 eksi x grafiklerini vermiş. Buna göre taralı bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar biz bunu burada tam ortalama noktalarını öncelikle bulalım. X küp ile 10 eksi x'i kesiştirdiğimiz arkadaşlar x küp artı x eksi 10 eşittir 0. Burada x arkadaşlar çarpanların ayrılan bir ifade değil. 1'e yerine yazsak olmaz ama x eşittir 2 için arkadaşlar bu ifade sağlar. Demek ki burada tam nedir arkadaşlar? Kesişim noktaları 2 noktasındadır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu 2 noktasının kesişim noktasına ayrıldığı yerde x eksenine göre integral almaya kalkarsam eğer bu bölgede arkadaşlar beni etkileyen sadece x küp var. Bu bölgede arkadaşlar 10 eksi x doğrusu var. Yani ben bunu x'e göre integral almak istersem illa ne yapmam lazım arkadaşlar? Sadece integralini yazacağım. 0 ile 2 arasında x küp dx artı 2 ile arkadaşlar bir de buradaki değeri bulmam lazım. X'i de buradan dolayı 10 gelecektir. 2 ile 10 arasında arkadaşlar 10 eksi x dx ifadesi gelecektir. Yani bu integrali ayrı ayrı integrallerini alıp toplamam lazım bu ifadeleri bulmam için. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ben oradan devam etmek istiyorum. İkisi de olur. Bu ifadeyi x'e göre değildir arkadaşlar. Y'ye göre integral alacak olursam buraya karşılık gelen değer 8 olacaktır. Direkt arkadaşlar y'yi taban olarak aldığımızda üstteki eğrimiz bu olacaktır. Alttaki eğrimiz de bu olacaktır. Yani tek bir integralle bu ifadenin alanını bulabiliriz. O halde sınırlarımız y'ye göre olduğuna göre 0 ile 8 olacaktır. Üstteki eğrimiz bu ama y'ye göre integral aldığımız için arkadaşlar şöyle düzenlemem lazım. X eşittir 10 eksi y şeklinde. Eksi alttaki eğrimiz de x küp. Onu da arkadaşlar x eşittir y üzeri 1 bölü 3 şeklinde düzenleriz. O halde y üzeri 1 bölü 3 bu ifadenin arkadaşlar integralini alacağım y'ye göre. Bunu devam ettirmek istiyorum arkadaşlar ben. Burada baktığımızda bu ifadenin integralini aldığında ne gelecektir? 10y eksi y kare bölü 2 eksi arkadaşlar y üzeri 1 bölü 3'ün integralini alırken 1 arttırıyorduk burayı. 4 bölü 3 ve ters çevrilecek. 3 bölü 4 çarpı y üzeri 4 bölü 3 gelecektir. Artı c'miz de var tabi. Sınırları da yerine yazdık. 8 ve 0. Bu ifadeler arkadaşlar tek tek y gördüğümüz yere 8 ve 0'ı yazdığımızda buradan arkadaşlar cevabımız 36 çıkacaktır. Evet, 14. sorumuzda x eşittir 0 için demiş. Şimdi 4 bölü 0'dan arkadaşlar burada sonsuz geldi.
Burada x yerine 0 yazdığımız arkadaşlar 0 yani 0 çarpı sonsuz belirsizliği oluştu ama bunun oluşmaması için bu 4 bölü x'i şöyle yazabilirim arkadaşlar. Buradaki integrali yazdım. 1 artı r küp çarpı dr. 4 bölü x yerine x bölü 4 yazdım arkadaşlar. Burası nedir? 0 bölü 0 belirsizliği gelecek. Ve 0 bölü 0 belirsizliği geldiğinde biliyorsunuz ki L'Hopital yapıyoruz. O halde üstün türevini aldığımız arkadaşlar burada integralin türevinden öncelikle x artı 2'nin türevini yazıyorduk 1. Sonra da artık arkadaşlar r gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. X artı 2'nin 3. kuvveti. Bunun da arkadaşlar küpü geldi. 2'nin türevinden zaten 0 bölü 1 x bölü 4'ün türevinden arkadaşlar 1 bölü 4 gelecektir. Ve x gördüğümüz yere 0 yazacağız. X gördüğümüz yere 0 yazarsak arkadaşlar 1 artı 8'in karekökü. Burada da nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Buradan 3 çarpı 1 bölü 4'ten 4 geldi. O halde buradan da cevabımız 12 gelecektir.